Altının yönünü getir arayışındaki ucuz para altın mı tercih edecek, gümüş mü tercih edecek sorusunun cevabı belirleyebilir dedi Tuğberk bir önceki bölümde. Altının güvenli limon efekti her zaman ortaya çıkacaktır. Yıl sonuna doğru ons altında 1800 dolara bir atak olabilir. Bu halde gram altın da 430 liraya gidebilir dedi. Bu yıl içerisinde elbette Mehmet Ali Yıldırım Türk yine bir önceki bölümde yorumladı. Sohbetimiz devam ediyor. Mehmet Ali Yıldırım Türk ve Tuğberk Çitici ile borsayı sevgili Tuğberk'e soracağım ama Mehmet Ali Bey, bu altına ilişkin bazı düzenlemeler oldu son dönemde. Onu evet. bir sormak istiyorum etkisi açısından. Özellikle bu kambiyo vergisi ve BDDK'nın yine 100 gram ve üzeri altın alımına bir gün bayar uygulaması. Bunun nasıl etkilerini görebiliriz? Nasıl değerlendirirsiniz bu düzenlemelerin? Şimdi bunu bu kararın alınmasında iki gerekçe var. Zaten çok böyle kapalı bir ifade kullanmış BDDK. Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine şeklinde. Herkes evde kaldığı için ekranlardan işlem yapılırken biraz da alsat işlemlerinin altın bazında daha fazla olduğunu gördük. Burada da fiyat oynaklıkları ve alsat işlemleri biraz dikkat çekici oldu tahmin ediyorum. Bunu önlemek için bir gün valör koydular. Aynı zamanda biraz önce Tuğberk Bey'in de söylediği gibi altınla dövizi aynı kategoride tuttukları için de böyle bir şey yaptılar. Bir de esasında 100 gramın üzerinde denilmesinin gerekçesi, bu belki doğrudur belki değildir, benim görüşüm sadece bu, doğru da olmayabilir. Altın satarak döviz temin etme eğiliminin biraz döviz tarafını zedeleyeceği ihtimali üzerinde durulduğu için böyle bir karar alınmış da olabilir. En azından bir gün valör onu biraz daha etkileyebilir işlem açısından diye düşünülmüş olabilir. Ama bir gün valör kambiyo vergisi olmadan İstanbul Altın Borsası'nın ilk kurulduğu yıllarda da uygulanmıştı. İşlemler yetişmiyordu, teslimat gecikiyordu ve ertesi güne kalıyordu. Böyle bir gün valörlü oluyordu. Şimdi bu karar bundan bağımsız, bu bahsettiğim konularla ilgili gibi geliyor bana. Bunun normal hani fiziki piyasada bir etkisi olur mu? Lütfen evet devam edin buyurun. Evet, onu söyleyeyim. Bankadan alacağınız zaman aynı döviz aldığınız gibi veya döviz şeylerinden döviz aldığınızda bir fiş veyahut da makbuz istediğinizde binde iki kambiyo vergisi ödüyorsunuz. Aynı şekilde yine hem döviz şeylerinden hem bankadan aldığınız zaman veya aracı kurumlardan aldığınız zaman aynı şekilde bu çalışacak. Ama bunun serbest piyasadan almaya kalktığınız zaman serbest piyasada belki bu kambiyo vergisini kendisi ödeyecek, müşterisine yansıtmayacak. Böyle de olabilir. Bu biraz kayıt dışılığa doğru itebilir gelişmeleri, işlemleri. Böyle bir sakıncası da var. Ama bu arada altın alacak olanlar sadece gram altın veyahut da külçe altın almak yerine vergisi böyle bir vergisi olmayan darphane ürünlerini de tercih edebilir. Orada da bir yöneliş söz konusu olabilir. Dolayısıyla serbest piyasada çok fazla bir etkisi olmaz. Ancak şöyle bir etkisi olabilir. O günkü fiyatla bir sonraki gün fiyat arasında ilk günkü fiyat biraz daha yüksek olabilir. Şunu söylemek istiyorum. Mesela bugün altın almak isterseniz 382 lira, yarın almak isterseniz 380 liradan verilebilir bağlantılı olarak. Çünkü o valör biraz daha hazır olan, stoktaki olan altını daha kıymetli hale getirecektir onun için. Peki, Tuğberk, Borsa İstanbul hem geldiğimiz seviyeler 103 bin. Evet. Hem de belki Viyop cephesinde değerlendirmek istersin. Nasıl görüyorsun teknik açıdan, temel açıdan? Böyle şimdi teknik tarafta 200 haftalık basit hareketli ortalama 98 binde. Bu ana trend, bunun üstünde pozitif yönlü hareket devam ediyor. Günlük bazda 200 günlük basit hareketli ortalama 104.465'te. Yani zaten endeksin de genel hareketine baktığımız zaman da 104.000, 105.000 seviyesinde bir zorlanıyor. Şimdi bu zorlanmanın temel dinamiklerine baktığımız zaman da yabancı kurumların döviz erişimlerinin kısıtlanmasından dolayı Türk varlıklarında satışı devam ediyor.
Ki bu satış en fazla bankacılık sektöründe devreye giriyor. Buna ilave olarak bankacılık sektöründeki satışı destekleyen bir unsur da bankaların aktif rasyosu hesaplamasından sonra çok düşük seviyelere gelen mevduat faiziyle aktif pasif yönetimlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bazı soru işaretleri bulunuyor. Ama piyasada ne çok fazla yukarı çıkabiliyor ne çok fazla aşağı inebiliyor. Bu noktada da bankacılıktaki düşüşe rağmen sanayi tarafındaki olası bir ralli endeksi toparlıyor. Tabii bu noktada yabancı dinamiklerden yerli dinamiklere geçen fiyatlama mekanizmasında acaba yerli dinamikler ne kadar Erdemir, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Aselsan gibi endeksin ana lokomotif hisse senetlerinde kalıcı bir momentum yaratabilir? Burası biraz tartışma noktası oluşturabilir. Çünkü son hareketlere baktığımız zaman da İki ana referans Türk Hava Yolları ve Aselsan ön plana çıkmıştı. Türk Hava Yolları'nda bütün kuşların yerde olmasına rağmen Türk Hava Yolları'nda ciddi bir performans oldu. Bir sonraki aşamada Türk Hava Yolları'nda 10 seviyesi üzerinde kalıp 15'e gidip endeksi 105 binin üzerine taşıma potansiyeli noktasında da piyasa şöyle düşünüyor. Nasıl Almanya tarafında Lufthansa'ya bir kurtarma paketi etkisi varsa ve böyle bir beklenti devreye yakın zamanda girecekse Türk Hava Yolları tarafında da varlık fonu tarafından devreye alınabilecek bir katkıdan dolayı kuşların yerde olmasına rağmen ve bilançodaki ilerleyen dönemlerdeki negatif etkiye rağmen çok fazla gerileme olmuyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafında 104-105 bin bandı geçildikten sonra 110 bine doğru gidebilecek bir hareket olabilir. Ama bu noktada yabancıların bankacılık sektöründeki satışın mutlaka bitmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim sevgili Tuğberk. Sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum şimdiden hem sana hem ailene. Çok selamlar, ben sevgiler. Ben de herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ramazan bayramı diliyorum. Evet, şimdi Mehmet Ali abi genelde kendisi benden yaşça birazcık büyük olmasına rağmen... Birazcık mı? Birazcık mı? Birazcık. Teşekkür ederim. Hem Mehmet Ali abi, Tuğberk, yani şöyle bir izleyicilerimize de söyleyeyim. Hakikaten yani İstanbul beyefendisi tanımı vardır ya, oraya tam bir uyan teveccühünüz. Bir büyüğümüz. 65 yaş özürlü. Estağfurullah. Mehmet Ali abi genelde bayramlarda kendisi bana mesaj atar. Öncelikle işte kandillerde sağ olsun milli bayramlarımızda hiç boş geçmez. Her zaman o inceliğini, nazikliğini bize gösterir. Yine ben geç kaldım Mehmet Ali abi derim ama bu akşam yakaladım. Sen bu akşam önce yakaladım. Ben kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum aileye. Sevgiler, selamlar. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum ve ben de senin ve ailenin bayramını kutlarken tüm bizi izleyen izleyicilerin de mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hakikaten çok keyifli bir yayın oldu hem Tuğberk hem de Mehmet Bey'le. Melike. İçindeyiz, düşüşlü, aşağı yönlü diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Biz efendim sohbetimize başlayacağız. Mehmet Ali Yıldırım Türk ve Doktor Tuğberk Çitici, her ikisine de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Barış. Hoş bulduk Barış. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Tuğberk. İzninle ben Mehmet Ali Bey ile başlayacağım. Amerika arasındaki gerilim yeniden artıyor dedik Mehmet Ali abi ve bu aslında belki koronavirüs meselesi atlatıldıktan sonra önümüzdeki piyasanın bir başka sıkıntısı olarak duruyor mu? Katılır mısın buna? Bu mevzunun bir kez daha o ABD için ticaret döneminde olduğu gibi hızla artan oranda bir tansiyonla önümüze gelme ihtimali var mı? Evet, o koronavirüs nedeniyle rafa kaldırılan dosya şimdi yavaş yavaş tekrar raftan indirilmeye başlandı. Ve bu arada tabii bunun temel sebebi de bu sene Amerika'da Trump'ın seçime girecek olması ve Kasım ayındaki bu seçim öncesinde özellikle seçmenin görüşlerini yurt dışına çevirip oradan biraz puan kazanmak gibi bir eğilim var. Çünkü özellikle koronavirüsünün yönetilmesi konusunda Amerika hakikaten çok aciz kaldı. Hala ölü sayısı yüksek, hala vaka sayısı yüksek. Dolayısıyla bunu kamufle edebilmek için
bunu bir tane kendine düşman yaratması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da zaten Çin. Çünkü bir süreden beri zaman zaman bu virüs Çin'den bize getirildi demişti Trump. Sonra yok öyle değilmiş, biyolojik silah değilmiş falan şeklinde düzeltmeye çalıştı. Yani bir gün söylediğini bir gün teyit etmesi veya tersini söylemesini zaten alışmıştık. Dolayısıyla şimdi o dosya tekrar raftan indirildi ve buna göre de tabii ki özellikle bugün toplanan Çin'deki devlet kurulu ona göre de tedbirler almaya başladı. Özellikle Hong Kong'la ilgili yeni tedbirler alıyor. Dolayısıyla karşılıklı restleşmeler bundan sonra da bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Peki bu tüm bu gerilimlerin altına etkisini soracağım ama Tuğberk'e döneyim. Tuğberk, bir taraf dersen bu gerilimi yorumla, sonra Amerikan enekseni soracağım. Ben bugün gün içerisinde daha aşağı doğru net bir tablo vardı. Toparlamış yani. Benim dedik yani şaşırıyorum açıkçası bir taraftan da. Ne dersin Amerika-Çin gerilimi? Şöyle yorumlayanlar da var çünkü. Ya bu kadar ekonomi zaten kötü etkilenmişken bir de bu Çin gerilimini bir kez daha gündeme getirip daha da fazla piyasaları baskıda tutmak istemez diyenler de var. Bir taraftan Çin meselesini, Amerika'da seçim var onun için kullanacak diyenler de. Barış, aslında piyasaların yeni normali Amerika ile Çin gerilimi olacak. Burada da Trump'ın anketlerdeki çaresizliği. Çünkü Biden hiçbir şey yapmadan anketlerde minimum Trump'ın önünde 7 puan, bazı anketlerde de 11 puan önünde. Dolayısıyla Trump anketlerde durumu lehine çevirebilmek için Çin mevzusunu çok fazla irite etmeye devam edecek ki zaten akşam saatlerini de Beyaz Saray'daki danışmanlardan Çin'e ekonomik yaptırım konusundaki her türlü ihtimali değerlendiriyoruz açıklaması bu savaşın çok ciddi boyutlara ulaşacağını gösteriyordu. Ki zaten Kasım seçimlerine yaklaşırken Amerikan seçimlerindeki kilit nokta olan Florida tarafında herhangi bir seçim propagandası başlamadı. Ki Florida tarafında da koronavirüsü nedeniyle ölü ve vaka sayısı ciddi şekilde artarken Trump oraya nasıl gidecek ve kampanyasını sürdürecek ve buna bağlı olarak da anketleri lehine çevirecek. Dolayısıyla bu noktada sanki seçim tarafında Trump'ın bu Çin olayını kendi lehine kullanma ihtimali daha fazla gibi gözüküyor. Evet, bu arada Hang Seng Hong Kong endeksi de ekranlara geldi. %5,5'luk bir aşağı hareket var. Yani asıl gerilimden etkilenen bu tartışmanın merkezindeki evet. Hong Kong'un piyasası. Amerikan endekslerini nasıl değerlendiriyorsun Tuğberk? Yani S&P 500'e bakıyorum. Nasdaq hele tamamen o V'yi yani düşüş sonrası toparlanmayı neredeyse tamamlamak üzere. S&P'de de ciddi bir toparlanma var. 2950 seviyesine kadar gelmiş durumda. Bu hareket yani ABD-Çin gerilimine rağmen bugün yine pozitif tarafta bir S&P 500 var. Nasıl yorumluyorsun Amerikan borsalarını? İki tane dinamik var. Birincisi virüs tarafından sonra ciddi şekilde Fed'in sınırsız bedava yani matbaa gücüne bağlı olarak endekslerde bir rally yapıldı. Şimdi neden daha yukarı yönlü bir hareket devreye girmiyor? Bu noktada piyasa acaba Fed çaresiz kalıp negatif faizi uygulayabilir mi? Piyasanın bir noktasında negatif faiz uygulanabilir algısı olduğundan dolayı S&P 3000 ve üzeri seviyesinde kalmıyor. İkinci olarak da Amerikan endekslerinin geneline baktığımız zaman da teknoloji odaklı yani Twitter, Facebook ki bunların piyasa değerlerini topladığınız zaman da 6 trilyon doların üzerinde ki son dönemde Fed'in bilanço büyüklüğünün 7 trilyon olduğunu düşündüğümüz zaman da bu 5 ve 6 tane teknoloji firması S&P, Russell, Nasdaq gibi endeksleri götürüyor. Bu noktadan sonra daha yeni yukarısı olması için bu teknoloji hisselerinde yeni bir hikaye yazılması gerekiyor. Ki bunların da belli bir noktada doygunluğa ulaştığından dolayı daha yeni yukarılardaki potansiyel sınırlanıyor. Onun için de S&P 3000'in altında baskılanıyor. Ama genele baktığımız zaman da aşağı yönlü mü, yukarı yönlü mü, Çin negatif hareket etmesine rağmen endekslerde yukarı yönlü hareket potansiyeli daha fazla olabilir. Peki Mehmet Ali Yıldırım Türkiye'ye döneceğim ama şu Nasdaq çok net yani. Nasdaq tamamen neredeyse korona öncesi seviyesine dönmek üzere. Bakın çok net evet. Bir burada V var. Yani çok az bir yer kalmış zirvesine bir kez daha Nasdaq endeksinin. Bu korona öncesi, korona sonrası sert düşüş ve toparlanma neredeyse hiçbir etkisi kalmamış
koronavirüsünün Nasdaq endeksinde bugün de yine yukarıda %0.3. Şimdi bu ABD-Çin geriliminin biraz altına etkisini Mehmet Ali Yıldırım Türk'e sormak istiyorum. ABD-Çin gerilim ve altın diyebiliriz. Onun yanına aslında şu bilançoyu da Tuğberk de bahsetti. Fed bilançosu şu an 7 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bakın bu son dönemde Amerikan Merkez Bankası Fed'in yeni tahvil alımlarıyla bilanço genişlemesi, o son dönemdeki müthiş yükseliş, Covid sonrası yükseliş ve 7 trilyon doların hemen üzerinde. Bu kadar da bol para var. ABD Çin gelimi var. Altın 1750'yi kırıp yukarı gidemiyor. Mehmet Ali Yıldırım Türk, ne diyorsun? Evet, bütün gelişmeler aslında altını destekliyor. Yani koronavirüsünün çıkışından beri artık altın 1500 dolarlar seviyesinden 1700 işte 50-1765 dolara kadar yükselmişti. Ama bir türlü daha yukarı gidemiyor. Çünkü piyasaya verilen likidite hala tam olarak yani ilaç olmuş değil veya yeterli olmadığını görüyoruz. Nitekim biraz önce de belirtildiği gibi 3 trilyon dolar daha bir paket daha açıklanacak. Melike Hanım'ın söylediği gibi ve temsilciler meclisten geçmiş. Dolayısıyla bunun henüz daha bu kadar yükseklik kitlenin altın almak için çok fazla kullanılmadığını, ama bu arada altını daha ziyade altın fonlarının aldığını görüyoruz. Nitekim Nisan ayı itibariyle 170 ton altın almış altın fonları. Ve bunun da aşağı yukarı 145 tonunu Kuzey Amerika dediğimiz Amerika ve Kanada'daki fonlar almış. 20 tonunu Avrupa'daki fonlar almış. Ama fiziki olarak çok fazla bir hani talep bizim dışımızda veya Körfez ülkeleri dışında çok fazla yok. Dolayısıyla altını böyle yukarı götürecek bir şu anda gelişme yok. Çünkü fonlar bunu ila nihayet tutmak için almıyorlar. Bir miktar yükseldikten sonra tekrar veriyorlar. Yani trade amaçlı bir işlem söz konusu. Bir de özellikle 2008 kriziyle mukayese edildiğinde o dönemde tabii altın bir anda böyle 1923 dolarlara kadar yükselmesindeki gerekçe ekonomileri olan güvensizlik daha çok ve para birimlerine olan güvensizlik daha çok ön plandaydı. Çünkü o zaman dünyanın en büyük bankalarından biri iflas etmişti Amerika'da. Sigorta şirketleri iflas etmişti. Dolayısıyla bunların büyük bir etkisi vardı. Bu sefer de mafi ekonomiler durmuş durumda, ama şimdi daha çok paraya ihtiyaç var. O bakımdan hani o büyük, o yüksek paranın ben pozisyonumu koruyayım, aman güvenli liman altında tutayım diyecek bir hali yok. Belki bundan sonraki süreçte bu likitte yeterli olmazsa özellikle kurumların, merkez bankalarının veya IMF'nin elindeki altınları satma eğilimi de söz konusu olabilir. Peki külçe külçe altınlar bu arada geldi. Mehmet Ali abi, sen buradayken arkana kocaman ekrana verirdik, altınların içinde konuşurdun. Şimdi bak ne? Evet. Böyle ekranlardan uzaktan bakıyoruz. Çiçekle yetiniyoruz. Aynen. Uzaktan uzaktan böyle. Neyse, yanına yine koyduk, evet. Ama yani seni altından uzak tutmuyoruz. Teşekkür ederim. Biz bu ara altından uzak da kaldık çünkü kapalı çarşıda kapalı. Kapalı çarşıda kapalı, ama ya şunu da söyleyeyim bu arada. Altın, evet. Diyecekler ki ya ne alaka, ama iki tane gönlü yüreği altın gibi konuğum var. İkisini de hakikaten... Teveccühünüz, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Ali Yıldırım Türk, hem de Tuğber Çetinci. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Tuğber Bey'e de selamlar. Valla. Mehmet Ali Bey'e de selamlar. Evet. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Ali abi, ekranlarda ons altın var. Senin bahsettiğin, evet. O 2008 krizi sonrası şurada müthiş bir yukarı hareketi yapıyor. Ve 1911 evet. Dolar sanırım bizim terminalde gören. 1900 doların üzeri 2011 yılında görünmüş. Değil mi hocam? Evet. Evet. Şimdi ikinci evet. Zirve, yani bu kadar bol paraya rağmen ikinci zirveye bir türlü, yani 1911 dolar seviyesine bir türlü gidemiyor. Ons altının serüveni 2008 krizi başladığı yer müthiş bir yukarı hareket, sonra aşağı, ama şu an yeniden yukarı gitse de zirveyi bir türlü geçemedi. Tuğberk, bu konuda senin bir yorumun olur mu? Ne dersin?
Barış, altın tarafına baktığımız zaman da Fed'in sınırsız matbaa gücündeki likiditenin adresi evet ilk etapta altındı. Fakat illa bu likidite altına gidecek anlamına gelmiyor. Şundan dolayı altın dinamiklerinde altın gümüş rasyosu 120 seviyesine kadar yükselmişti. Ve 120 seviyesinden şu anda bir düzeltme içine girip 101 seviyesine kadar geriledi. Ki bu ortalamanın 52 haftalık basit hareketli ortalaması 92 seviyelerinden geçiyor. Demek ki burada altın gümüş rasyosunun gerilemesi gümüşe olan talep ve fiyat artışına işaret ediyor. Ki her ne kadar bütün yön altını işaret etse de 30 Nisan tarihinden itibaren altın performansına baktığımızda %2.75 ama gümüşün performansına baktığımız zaman da %15 bir pozitif performansı var. Gümüş burada gözlerden kaçtı. 15'ten 17.5 seviyelerine kadar yükseldi. Eğer altın gümüş rasyosundaki 92 seviyesine kadar gerileme dikkate alınırsa biz o zaman da ons altında 1707-1725 bölgesine kadar çekilip yani yeni bir düşük görüp ondan sonra yapacaksa yeni yukarıları test etme imkanını devreye alabiliriz. Ki zaten gümüş tarafında da 2020 yılında 1 milyar onsun üzerinde bir talep artışı bekleniyor. Bu noktada da elektronik ve yeşil enerji tarafındaki talep gümüşü desteklemeye çalışıyor. Yani işin özeti altında yeni yukarı için getiri arayışında olan bu ucuz paranın altın mı tercih edecek, gümüş mü tercih edecek bunun netleşmesi gerekiyor. Şimdi gümüş konusunda eklemek istediği varsa Mehmet Ali Bey onu alırız. Bir de şunu soralım Mehmet Ali abi. Şimdi hep tabii yükseliş bir daha zirveyi evet. Görür mü? Hep böyle konuşuyoruz. Bazı enstrümanlar yukarı giderken hep biz daha belki yukarıyı soruyoruz ama belki tersinde konuşmak lazım. Altında böyle sert bir düşüş olma ihtimali öngörüyor musun önümüzdeki süreçte? Neden? Çünkü Amerikan 10 yılına bakıyoruz alternatif tarafı. Amerikan 10 yılı hala 0.60-0.70 arasında. Eğer iyi bir senaryoda Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin yukarıya doğru gittiği bir tabloda altın yani bu zirvelerde bir miktar zorlanıyor gibi görünen altında daha sert satışlar görebilir miyiz? Ya da başka bir senaryoda altının düşüş ihtimali var mı ne dersin? Altının düşüş ihtimali daha zayıf gibi görünüyor Barış. Çünkü dünyanın ekonomik görünümünde bir değişiklik var. Şu anda bir öngörülebilirlik yok. O bakımdan net bir şey söylemek doğru değil ama eğer 2008'de 2011 bandına baktığımız zaman 2008 krizinin hemen arkasından işte 1900 dolarlara gitmemiş, süre içinde gitmiş. Dolayısıyla biz özellikle yaz aylarında biraz daha normale döndüğümüz zaman risk iştahının artması durumunda ilk etapta 1700'ler kırılırsa 1650 daha da iyimserle 1575 seviyelerine kısa vadeli olarak gelebilir altın onsu. Ama yüksek likiditenin de eğer enflasyonist bir baskı oluşturmaya başladığı zaman da ekonomiler normale döndüğünde bu parayı yeterince çekemezlerse ve bu ticaret savaşları sadece Çin'le değil Avrupa'da da kendini göstermeye başlarsa bu tedirginlik bence altını bu kez 2000 doların da üstünde 2400, 2600 ve 3000 dolarlar seviyesine doğru da taşıyabilir. Ama bunun için yine 3-4 senelik bir süreç var diye düşünüyorum. Çünkü artık para birimlerine güven olmadığı gibi bir de dijital para hazırlıkları da var Çin'den başlamak üzere. Evet. Eğer bu dijital paranın karşılığı veya arkasında altın olacak gibi bir güvence verilirse o zaman altın fiyatları hakikaten yükselir. Şimdi altını sadece tabii fonlarla yükseltmek veya fon alımlarıyla yükseltmek mümkün değil. Bu arada geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz merkez bankaları rezerv çeşitlendirme çerçevesinde de altın alıyorlardı. Ama şu anda onların altın almadığını görüyoruz. Sadece özellikle ilk çeyrekte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaklaşık 72.3 ton bir altın almış. Ama bütün merkez bankaları dünyadaki 145 ton o dönemde almış. Biz onun yarısı kadarını biz almışız. Ama bu arada en büyük alıcılardan birisi de Rusya olduğunu biliyoruz. Fakat son dönemde Rusya ben artık altın almayacağım deyip 2011'den beri altın alımlarını sürdüren Rusya'nın şimdi altın almaktan vazgeçtiğini, bunun da petrol fiyatları ile ilgili gelirlerinin düşmüş olmasından kaynaklandığını biliyoruz. Diğer taraftan
Asya, Orta Doğu ülkelerinde de, petrol ülkelerinde de, petrol üreten ülkelerde de petrol gelirleri düştüğünde bir miktar altın sattıklarını biliyoruz. Ama bugünlerde petrol fiyatı biraz yükseldi. Oradan pek fazla satışın gelmediğini görüyoruz. Dolayısıyla yaz aylarında bu normalleşme sırasında bir miktar gerileyebilir. Ama bizde ise şu anda talebin oldukça yüksek olduğunu biliyorum. Çünkü bize gelen telefonlarda altın alımları için çok talep var. Bir taraftan faizler düşmüş olduğu için, bir taraftan dünyadaki bu ekonomik bozulmanın getirdiği evet. endişeler altına olan ilgiyi bizde de artırıyor. Ve 1 Haziran'da kapalı çarşı açıldıktan sonra fiziki olarak altın almak isteyenlerin biraz daha etkili olacağını ama bunun uluslararası fiyat açısından çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Zaten Türkiye Mart ayı itibariyle de 26 ton altın ithal etmiş. Dolayısıyla onun kapasitesi biliniyor. Yani altın alımı konusunda etkin bir ülke Hindistan'dan sonra. Ama fiyatların Türk lirası bazında yüksek olması nedeniyle de düğün mevsimindeki altın talebinin miktar olarak daha düşük olacağı kanaatindeyim. Tuğberk, sana döneceğim. Hem Amerikan 10 yıllı tahvil faizi, bu konuda evet. görüşen FED politikaları, işte negatif faiz bir taraftan tartışılıyor FED tarafında. Powell'ın mesajlarını almaya devam ediyoruz. Gerekirse daha da fazla şey yaparım diyor. Senin bahsettiğin altın gümüş rasyosu, bilmiyorum ekranı görme imkanım var mı? 101 seviyelerinde diyor, görüyorum evet. şu an Bloomberg terminalde. Bu son bir yılın hareketi, çok net bir aslında hareket var burada, sen de anlattın. Altın gümüş paritesinde bir zirve görüldükten sonra aşağı doğru bir hareket son dönemde göze çarptı. Sen hem Amerikan 10 yılı ve altının olası bir geri çekilme senaryosunu nasıl yazarsın? Barış, bu noktada Amerikan 10 yıllığı evet ama ana referans olarak Amerikan 30 yıllığını takip ederdim. Şu anda tarihi düşük seviyelerde ve koronavirüsü esnasında %1 ultra düşük seviyesini gördü. %1'lerden toparlayıp 1.36 seviyelerine hep geldi. Şimdi bu noktadan sonra Amerikan 30 yıllığı 1'in altına inip 0'a yaklaşır mı? Evet, o zaman ons altın için pozitif bir hikaye yazılabilir. Ama sanki tahvil dinamiklerinde 30 yıllık yapacağını yaptığından dolayı yukarı yönlü potansiyel daha fazla ihtimal dahilinde bulunuyor. Buna bağlı olarak da bu ons altını Amerikan dolar faizini etkileyeceğinden dolayı doların lehine, altının aleyhine çevirebilir. Altının da zaten tarihsel gün içi hareketlerine baktığımız zaman da ekstrem haber akışlarında veyahut da Amerikan 30 yıllığının kırılımlarında minimum 40 ila 50 puan arasında bir hareket yapıyor. Aşağı veyahut da yukarı yönde. Dolayısıyla 1700'ü referans alındığı zaman da 40-50 puanlık aşağı yönlü bir hareket ihtimali olabilir. Peki, bir MacMobius'u ekranlara getirmek isterim. Onun değerlendirmelerini izleyelim. Ardından yavaş yavaş biraz içeriye doğru geleceğiz. Hem kur hem borsa hem de belki gram altın cephesini Mehmet Ali Bey'e soracağım. Önce MacMobius'u dinleyelim ama. Çok fazla borcu olmayan şirketleri daha iyi bulduğunuzu düşünüyorum. Ancak şu an ülkelerin çok fazla borcu var ve borç affı hala çok fazla tartışmalı bir konu. Yatırımcılar bunu nasıl ele almalı? Bakın, iyi haber şu. Tahvil piyasalarının, borç piyasasının yani hafızası çok kısıtlı. Tarihe bakacak olursanız insanlar Meksika'dan çok fazla ya da Arjantin'den çok fazla tahvil aldılar. Arjantin'de kaç kere sorun yaşadığımızı hatırlayamıyorum bile. Fakat yatırımcılar sürekli cezalandırılıyordu bu kararlar yüzünden. Fakat şu an için olarakta iyi haber şu ki FED faizleri düşürdü ve Avrupa tarafına baktığımız zaman negatif faizler var ve tahvil alacaklar nereye gidecek? Tabii ki yüksek riskli ülkelere gider. O yüzden çok fazla fırsat olacağını düşünüyorum Arjantin için ya da onun gibi ülkeler için. Çünkü onların daha yüksek getiri sağladığını görüyoruz. Pekala, biraz daha açık konuşmak istiyorum. Arjantin temerrütün 9. kez eşiğinde olmasına rağmen FED piyasalara çok fazla yatırım yaptığı için yatırımcıların biraz daha getiri sağlamak için Arjantin gibi yüksek riskli yerlere bakacağını mı söylüyorsunuz? Kesinlikle bunu söylüyorum. Önümüzdeki dönemlerde bunun olduğunu göreceğiz. Yarın olmasa bile belki önümüzdeki ay ve bu yıl bunu göreceğiz. Daha fazla insanın gelişen piyasaların tahvilini aldığını göreceğiz. Ve özellikle de yüksek riskli tahvil ki yüksek getiri sağlanabilsin. Buna bakılması gerekiyor bence. Pekala, en iyi yüksek riskli
fırsat neresidir? Büyük ihtimalle bu noktada Arjantin diyebilirim. Eminim çoğu hedge fonu da zaten buna bakmışlardır ve çok büyük indirimlerle, iskontoyla bu tahvilleri almışlardır. Arjantin'den sonra Güney Afrika diyebilirim. Çünkü Moody's tarafından kredi notu aşağı yönlü aşağı çekildi. Şu an çöp seviyesinde. Türkiye bir başkası olabilir mesela, bundan faydalanabilecek. Yatırımcılar Türkiye'ye bakabilir. Devam ediyoruz. Mobius'u da dinledik. Bir kez daha Mehmet Ali Yıldırım Türk'e döneceğim. Ons altını bolca konuştuk ama altından hazır devam edelim. Gram altını sormak istiyorum. 380 liralık bir gram altın var. Orada da çok hızlı bir aslında getiri sağlandı. Arkadaşlarımız gün içerisinde de kullandılar. Spot altın, yani ons altın, gram altın ve dolar TL'nin böyle üçünün bir getiri karşılaştırması var. Belki onu da ekrana getiririz. Çok net bir şekilde bu arada normalize etmiş arkadaşlarımız son 3 yılda gram altın %166 getiri sağlamış. Son 3 yılda hepsini aynı noktadan başlatmış arkadaşlarımız normalize edip grafiği. Dolar TL son 3 yılda %90 getiri sağlamış. %37 de spot altın, yani ons altın cephesi. Burada gram altın yatırımcılarının hem dolar TL'den hem de normal ons altın cephesine nazaran göreceli olarak çok daha iyi bir getiri sağladıklarını görüyoruz. Zaten zirvelerde. Bundan sonrası için Mehmet Ali Yıldırım Türk ne der? Evet, özellikle son 3,5-4 ayda bile %35 bir getiri sağladı. Ama bunun içinde biraz da dolar TL'nin de etkisi olduğunu, çarpan etkisi nedeniyle gram altın fiyatında etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada her ne kadar dış piyasa fiyatını tabii takip ederken bir taraftan da dolar TL'yi takip ediyoruz. İşte geçen hafta 7.27'ye geldiği zaman altının yeni bir zirvesi oluşmuştu ve 397 TL'ye kadar yükselmiştik. Yine altının onsu 1735-1747 dolar onsu seviyelerindeydi. Ama şimdi 1735'te iken bu sefer dolar TL'nin 6.81'lerde olması nedeniyle 380 liralardayız. Olası önümüzdeki dönemde bu swap meseleleri falan halledildikten sonra bir miktar sakinleşme dövizde olup daha sonra tekrar bir toparlanma eğilimine girerse, o zaman altın dışarıdaki ons fiyatının da olası yükselişiyle beraber 400-430 TL seviyeline kadar da gidebilir. Ama bu yıl içerisinde mi? Bu yıl içerisinde, yani sene sonuna doğru, eğer 1800 dolarları görürsek ki beklentiler o yönde. Çünkü biraz önce Tuğberk Bey'in dediği gibi günlük 50 dolarlık fiyat farklılıkları bizim çok nadir yaşadığımız fiyat farklılıkları. Yani bir senede 10 dolar altın fiyatı değişebilirdi. 1985-90'lı yıllardan bahsediyorum. Şimdi 50 dolar çok yüksek. Yükseklik kitlenin getirdiği alsat işlemlerinin fiyatları çok hareketlendirdiğini görüyoruz. Özellikle o uzun vadeli fonların, yani daha long pozisyonların fiyatlar düştüğü zaman hemen tekrar devreye girdiğini ve uzun vadeliler alındığını ama fiyatlar yükseldiğinde de uzun vadelilerden satışın geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu fiyat hareketleri tabii içeride de yansıma buluyor ama her halükarda ekonomilerde bundan sonra program başında da söylediğimiz gibi Çin ile Amerika arasındaki tedirginlikler, ülkelerin diğer bölgelerindeki tedirginlikler, ticaretteki gelişmeler, dünya ekonomisindeki düşük büyüme ve bu toparlanmanın yine Powell'un söylediğine göre 1,5 sene sonra falan ancak olabileceği beklentileri her ne olursa olsun düşüşlerde altına alım getirecektir diye düşünüyorum. Güvenli liman özelliği her zaman önüne çıkacaktır. Dolayısıyla o işte 1700'e geçemiyor, 1750'ye geçemiyor dediğimiz seviyede de yine 1800'lere doğru sene sonunda bir atak yapma olasılığı da söz konusu. Ama burada tabii Amerikan seçimlerinden sonra çıkacak sonuca da bağlı ona göre. Dolayısıyla içeride gerilemelerde de onu da belirtelim. Dün mesela 376 liraydı ve dolar 6.78'lerde, 6.77'lerdeydi. Altının onsunu biraz önce belirttiğim gibi 1650, 1690 veya
1600'ün biraz daha aşağısında olma olasılıkları sırasında da altının 350-340 TL seviyelerinde görülmesi mümkün. Oralar 340-350 liraya gram altın düşerse orta ve uzun vade için yerli yatırımcılara önerir misin Mehmet Ali Bey? Evet, özellikle bu çok sorulan bir soru. Altın almak istiyoruz, ne yapalım falan diye. Aslında dolar TL'nin düştüğü noktalarda işte böyle 7 liranın altına 6.80, olası 6.70 o seviyelerden eğer altının onsu 1700'lerin üzerinde seyrediyorsa o zaman dolar alıp 1700'lerin altına geldiğinde o düşük dolarla altın almak daha uygun olabilir. Ama TL ile alacak olanların da bu elindeki parayı 3'e 4'e bölmek suretiyle orta ve uzun vadeli olarak her düşüşte örneğin 375'e geldi bir kısmını, 365'e geldi bir kısmında, 350'ye geldi bir kısmında orta ve uzun vadeli alım yapmalarını öneririz. Daha önce portföylerde %20 altın bulundurulsun derken şimdi bu oranı %40'a çıkarmış durumdayız. Dolayısıyla bu da dünyanın geldiği bu ticaretteki veya ekonomilerdeki bozulmadan kaynaklanan güvenli liman özelliğinden kaynaklanıyor. Şimdi sevgili Tuğberk'e döneceğim ama Tuğberk burada tabii gram altın falan konuşuyoruz. Dönüp dolaşıyor iş kura geliyor gramı konuşurken de. Dolayısıyla senden bir dolar TL yorumu rica edeceğim. Bugün baktığımda dolar TL 6.82'de şu an. 6.82'nin hemen üzeri. Bu hafta hakikaten dolar TL'yi etkileyecek çokça gelişme yaşadık. Swap anlaşması haberi geldi. Merkez Bankası faiz indirdi. Yurt dışı ABD için gerilimi yaşandı. Birçok üst üste haber var. Bugün gelişen ülke para birimlerini de şöyle üstüne koyayım. Bugün aslında doların güçlü olduğu bir gün ve Meksika pezosunu kenara ayırdığımda neredeyse bütün para birimlerine, gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı doların güçlü olduğunu görüyoruz. Sene başından bu yana baktığımda da yine doların net bir şekilde bütün gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı güçlü olduğunu, Brezilya realinin sene başından bu yana %28'de en fazla dolara karşı değer kaybeden para birimi, Güney Afrika randının %20'nin üzerinde değer kaybıyla en fazla değer kaybeden ikinci para birimi olduğunu genelde beraber değerlendiririz. Meksika pezosu %17, Rus rublesi %13,5, Türk lirası da %13'e yakın değer kaybetmiş sene başından bu yana. Gelinen nokta swap etkisi, özellikle merkezin faiz indirimi ve dolar TL'nin hareketi, ne dersin? Türk lirasında ana dinamik swap hikayesi ve swap anlaşmaları. Katar'la yapılan swap anlaşmasında dolar orijinli olmadığından dolayı piyasa önce bu beklentiyi Katar dışındaki merkez bankalarıyla satın almıştı. 7.27 seviyelerinden köpük alınıp 6.75 seviyelerine kadar gerilemişti. Ki zaten ay başından beri baktığımızda yaklaşık %2.85'lik Türk lirası lehine pozitif bir kazanç devreye girmişti. Şimdi piyasa fiyatlama anlamında 6.80'lerde bir dengelenme aşamasında. Bu dengelenme aşamasını ne çözecek? Swap anlaşmasının bundan sonra Japonya Merkez Bankası mı, İngiltere Merkez Bankası mı ve olursa bunların dolar orijinli mi yoksa lokal para birimlerinde olup olmayacağı haber akışı ve zayıf bir ihtimalle Fed'in sinyal etkisinden dolayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Fed arasında bir swap imkanı olur mu olmaz mı, bu beklenti. Ne diyorsun sen Tuğberk? Yani tabii olasılıklar bunlar. Yeni bir swap. Aslında bir taraftan açıklamada da, yani bizden gelen resmi açıklamada otoritelerin, gelişmeler oldukça, imzalandıkça açıklayacağız şeklinde. Bu da sanki bir taraftan başka ülkelerle görüşmelerini sürdüğünü de bize hatırlatıyor ama hani gelen sinyaller de, basına yansıyan bazı haberler de yakın zamanda olup olmayacak konusunda şüphe uyandırıyor. Aslında neden söylüyorum bunu? İşte Financial Times'taki İngiltere haberi. Evet. İşte acaba bu hafta Japonya ile olur mu? Abe ile bir hastane açılışı oldu. Orada bir mesaj gelir mi diye piyasa bir heyecanlandı. Senin hani somut ihtimal verdiğin, gördüğün ve olası ek swap anlaşmasının etkisi konusunda değerlendirmen ne olur? Öncelikle İngiltere Merkez Bankası'ndan bir hamle gelebilir. Fakat İngiltere Merkez Bankası ile yapılacak olası swap
imkanında da bunun lokal para birimleri dışında dolar orijinli olması gerekiyor. İngiltere'den de bir swap anlaşması haberi gelirse bu evet Türk lirası tarafında bir 10 kuruşluk yakın haber akışına bağlı bir değerlenme yaratabilir ama ondan sonra piyasanın asıl istediği Amerika-Türkiye ilişkilerinin düzelmesine sinyal yakacak olan ve dolar orijinli sinyal etkisinden dolayı FED'le olacak bir swap imkanı. FED olmazsa bunu belki Avrupa Merkez Bankası'yla bir şekilde telafi edilebilir. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın yetkililerinden de gelen açıklamalarda sanki Türkiye ile olası bir swap imkanına şimdilik kapıyı kapatmış gibi gözüküyorlar. Eğer olursa İngiltere, Japonya tabii ki de pozitif olarak karşılanır. Rezerv artışı tarafındaki bilançoyu güçlendirir. Ama fiyatlama anlamında piyasanın beklediğiyle gerçekleşme arasındaki makasın negatife açılma ihtimali daha fazla olabilir. Bir tarafta Çin'le de, Mehmet Yıldırım Türkiye'ye döneceğim ama Çin'le de mevcut bir swap anlaşmamız var. Katar'la da zaten vardı. Katar'la olan genişledi. Evet. Sence Çin'le anlaşmamızın genişleme ihtimali var mı? Yani en yüksek, en yakın ihtimallerden biri mi diye soruyorum. Bunun etkili olma ihtimali nedir? Bir taraftan Çin'i de aslında dış ticaret açığı veriyoruz. Çünkü Sayın Bakan daha çok para birim, yani ticaret yaptığımız ülkelerle sinyalini de vermişti. Hani bir Çin ihtimali var olan anlaşmanın genişlemesi noktasında olabilir mi? Çin tarafında tabii ki de olabilir ama burada yine swap'ın içeriği ve kalitesine bakmamız gerekecek. Lokal para birimi mi yoksa dolar rezerv parayla yapılabilecek bir imkan mı? Çünkü yuan rezerv para olmadığından dolayı Katar'ın belki bir veyahut da iki tik üzerinde pozitif etki yaratır ama onun da etkisi sınırlı kalabilir. İşin özetinde piyasa rezerv, dünyada rezerv para olan dolarla alakalı bir swap imkanının devreye alınmasını istiyor, bunu bekliyor ve fiyatlamasını da buna göre yapıyor ki zaten Türk lirasının bu dinamiklerde 6.80 gibi bir seviyede yataya bağlaması da fiyatlama gücünün ne kadar etkin olduğunu açıkça gösteriyor bize. Kısa vade için bir yorum yapar mısın? Şu an 6.82'ye yakınız. Mehmet Ali Yıldırım Türkiye'de soracağım ama biraz daha hani bu swap haber etkilerini falan bir kenara koyduğumuzda teknik açıdan baktığında önemli seviyeler var mı? Ne dersin? Şu an 6.82'nin hemen kıyısındayız. Böyle bir önceki gördüğümüz dip, bazı veri terminallerinde 6.75-6.76 dediğimiz zaman da burası önemli bir unsur. Tabii buradaki olası chip dip hikayesi kırılır mı? Eğer swaplarla desteklenecek bir haber akışı geldiği zaman da tabii ki de 6.75 seviyesi altında da fiyatlamalar devreye girebilir. Ama bunu şimdiden ve swap'a ilişkin herhangi bir veri setine haiz olmadan söylemek %50-50 ihtimalle çok rasyonel bir teknik analiz yaklaşımı olmayacaktır. Peki, Mehmet Ali Yıldırım Türk, ne dersin kuru için? Senin görüşünü merak ediyorum. Ben bu swap'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Özellikle swap kısa vadeli bir çözüm yolu bence. Bu arada da bizim ticaret yaptığımız veya burada yatırımı olan ülkelerle böyle bir sorunu çözmek o karşı taraf için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Japonya'dan veyahut da Almanya'dan veya İngiltere'den veya Çin'den bunlardan biri olması lazım. Ama bu kısa vadeli bir çözüm. Bir süre sonra, 3 ay sonra tekrar bu gündeme gelecek. Ama bir taraftan da biliyorsunuz mevduatta ve tevdiatta yüksek miktarda bir dolar var. Dolayısıyla bunu yani özellikle bu özel sektörün yüksek borçluluğunu döndürebilmek için 3 metot var benim bildiğim kadarıyla. Biri ya dışarıdan kredi bulacaksınız veya kısa vadeli böyle swap işlemleri yapacaksınız veyahut da içeride döviz cinsinden tahvil çıkaracaksınız ki bu konuda da gelişmeler var. Bugün de böyle bir tahvil yapıldı bu hafta içinde. Diğer taraftan altına dayalı tahvil ihaleleri de yapıldı. Dolayısıyla o yüksek miktarda döviz biriktirenler bankada bunlara biraz daha faiz oranı itibariyle dışarı verilecek olan miktar içeride yatırımcılara verilirse bu bankadaki döviz çözülebilir ve biz bu dışarıdan aradığımız dövizi içeride bulabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir eğilim de olabilir. Bunun altın tarafı da var ama altını çok fazla
benimsemiyorlar. Çünkü onun nakliyatı falan meselesi tahmin ediyorum biraz riskli. O bakımdan pek altını düşünmüyorlar. Şimdi piyasa bir opsiyon tanımış durumda o swaplarla ilgili. Nihayet Katar meselesi çıkınca 7 liranın altına gelen bir fiyat oldu. Önümüzdeki hafta itibariyle ya en azından ay sonuna kadar bu opsiyon piyasaların ekonomi yönetimine veyahut da Merkez Bankası'na tanıdığı opsiyon eğer bu cevap gelmezse o zaman biter ve 7 liranın üzerine çıkma ihtimalimiz var. Ama dışarıdan böyle bir yüklü miktarda ve birkaç yerden de olsa döviz temin edilebilirse swapla o zaman ben 6.70'lere kadar tekrar bir gerileme eğilimi içinde olacağını düşünüyorum. Peki. Araya gideceğim ama ara öncesi Tuğberk yani başlıklarımızda ifade etmiştik bir yabancı çıkışından söz ediyoruz. Bu yabancı çıkış evet. Aslında sadece Türkiye'den de değil gelişmekte olan ülkelerden az önce tabloyu gösterdik yani %25'in üzerinde %28 Brezilya realinde değer kaybı var sene başından bu yana. Yani gelişmekte olan ülkelere bakış koronavirüs sonrası pek de parlak değil gibi. Ama bizden de yani özellikle tahvil cephesinde %5'in altına düşmüş yabancı oranı. Bakıyorsun haftalık verileri Merkez Bankamızın Borsa İstanbul neredeyse her hafta satış var. Sene başından bu yana 9 milyar evet. doların sanırım üzerine çıktı. Sen daha iyi değerlendirirsin ama istatistikler de ekranlara geldi arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ederiz. Sadece geçen hafta 390 dipsten çıkış ise senden de 405 milyon dolarlık bir yine çıkış söz konusu. Tahvil ve bonodan da 390 milyon dolar olarak görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu yabancı çıkışını durdurabilir miyiz? Durduracak mıyız? Nasıl durduracağız? Ya Barış, küresel anlamda zaten yabancının gelişmekte olan ülkelere bir olumsuz bakışı var. Bizim yapabileceğimiz pek de fazla bir şey yok mu dersin? Çünkü hani kur konuşuyoruz dolar TL ama bir taraftan bu yabancı hareketini de herhalde değerlendirmek gerekir mi? Barış senin dediğin gibi kesinlikle değerlendirmek gerekiyor. Yabancı neden bu kadar yüklü Türk varlıklarından çıkış yapıyor? Evet yurt dışında genel olarak gelişmekte olan ülkelere karşı algı bozuk. Para ana vatanına dönüyor, dolarda kalıyor ve kimi de yatırım yapmak istemiyor, nakitte bulunduruyor. Dolayısıyla bazı riskli varlıklardaki pozisyonlarını realize ediyorlar. Belki de zararına kapatıyorlar. Bu noktadan sonra Türkiye dinamiklerinde yabancı kurumların döviz işlemlerindeki bazı kısıtlamalardan dolayı TL yaratma ihtiyaçları bulunuyor. Ve gerek tahvil tarafında gerek de Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık sektöründeki hisse senetlerindeki satışların ana dinamiği bu yabancı kurumların TL yaratma ihtiyacı. Bunun ne kadar önüne geçilir? Geçilemez. Ne zaman bitecek? Yabancı ne zaman satışını bitirip Türkiye'den çıkıp tekrar geri dönmek istediği zaman bu devreden çıkmış olacak. Makro dinamiklerde ise Türkiye'nin malum size dün yayında hocalarla çok net şekilde konuştunuz. İthal ikame politikasında Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerde farklı bir senaryo yazma ihtimali var. Bu ithal ikame 1960'larda Güney Kore'nin uyguladığı modelin Türkiye'de savunma sanayisine entegre edilip gerçek anlamda katma değerli olan insansız hava aracı, SİHA, MİLGEM, MİLDEN projeleriyle savunma sanayindeki bu ithal ikame politikasını Türkiye çok farklı bir şekilde lehine çevirip makro dinamikleri lehinde alıp ödemeler dengesi ve buna bağlı olarak da bir pozitif hikaye yazabilir. Tabii bu noktada nasıl bir eylem uygulanır bunu izleyip göreceğiz. Peki bu arada CDS'lere de bakıyoruz. Orada da 600'lerin üzerinden 550'lere doğru bir miktar tansiyonun geçin. Düştüğünü görüyoruz. Türk CDS'lerinde ekranlara da geldi. Teşekkür ederiz. Bu korona tansiyonuyla hızlıca 600'lerin üzerine doğru çıkmıştık. Şu an 550'ler seviyesine inmiş gelmiş durumda ama tabii hala bayağı yüksek. Evren Bolgün'ü bir dinleyelim. Evren Bey dinledikten sonra kısa bir ara rica edelim. Aranın ardından iki değerli konuğumuza sohbetimiz.